Çiğdem Oya. Gel Çiğdem. Ayşe Ertem. Geç canım. Hocam Kurtuluş Sevgi Evi'ne. Hadi geç. Münir Pak. Geç Münir. Gel Münir. Ahmet Yeşil. Ahmet. Murat. Gel. Aşkım. Gel canım. Bak geldim. Geldi işte, gördün mü? Sen ne oluyor? Hani birkaç ay sonra dağıtacaklar çocukları Sevgi Evi'ne? Ne bileyim be Yasemin. Erkeni aldılar işte. Sen de gidiyorsun değil mi? Orada daha az kişi olacak. Bak göreceksin, daha çok rahat edecek çocuklar. O ne demek? Yani gidiyorsun değil mi Nevin abla? Gidiyorum de lütfen. Bak korkutma beni. Gidiyorum de. Nevin abla, biz sensiz ne yapacağız? Biliyorsun Murat çok alıştı sana. Deli deli konuşma be Yasemin. Yani sanki öldük de ayrılıyoruz. Sen olmazsan bu çocuk ne yemek yer ne su içer Nevin abla, bilmiyor musun sanki? Ay sen onu bunu bırak da asıl velayet işini ne yaptın onu söyle. Yok hiçbir şey yapamadım aynı. Bir avukat mı tutsan acaba be kızım? Nereye avukat tutacağım? Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Nereden bulacağım ben avukat parasını? Ne zaman götürüyorlar Murat'ı? Bilmiyorum ki. Parça parça götürüyorlar işte. Sedat, gidiyorsun. Geç. Hadi bakalım, yavaş yavaş. Hadi koçum. Sen de gidiyorsun. Ben de Murat'la birlikte gideceğim. Yerleştireceğim onu. Çok iyi yaparsın. Murat. Ablacığım. Ben de seninle beraber geleceğim. Birlikte odanı yerleştireceğiz. Yeni arkadaşlarla tanışacağız. Tamam mı? Allah Allah. Efendim Mehtap abla? Yasemin, yetişemen evine haciz geldi. Ne? Ne hacizi? Benim borcum falan yok. Var diyorlar kızım. Koş gel hemen. Yasemin. Evine gireceklermiş. Biri çiringir çağırmaya gitti. Tamam, geliyorum hemen. Ne oluyor? Ne hacizi? Bilmiyorum ki, benim borcum falan yok. Bana bak, sakın patronun 30 senedir tahsile vermiş olmasın. Hani ameliyat için almıştın ya borç. Yok canım, yapmaz öyle şey. Önce bana söylerdi yani en azından. İçeri giriyorlarmış, ben gidip bir hemen bakayım. Sen Murat'ı yalnız bırakma tamam mı? Murat'la bekle. Götürmesinler Murat'ı. Tamam ama vakitlice gel. Ablacığım, ben hemen gidip geleceğim. Sen Nevin ablayla beraber bekle. Tamam. Hemen geliyorum. Bu kızın da çilesi. Yasemin Hanım, siz misiniz? Evet benim. Ama benim borcum falan yok avukat hanım. Yok diyor kız işte. Sizde hiç insaf yok mu? Bir de meslektaş olacaksınız. Hukukta okuyor bu kız. Şirin Acar'a kefil olmuşsunuz. İhtiyaç kredisi çekmiş. Evet oldum. Ama o çok önceydi. 6-7 ay önce falan. Niye, ödememiş mi? Maalesef. 3 kere tebligat göndermişiz. Ona rağmen ödenmemiş. Hayır, bana tebligat falan gelmedi. Vallahi biz gönderdik. Borç ne kadar peki? Faiziyle birlikte 9.795 lira. Ne? Benim bu borcu ödememe imkan yok. Çok üzgünüm. Başka bir şey yapamıyor muyuz? Başka bir çözüm yolu yok mu bunun? 5.000 lirasını peşin verirseniz geri kalanı taksit yapabiliriz. Ay 5.000'ine in, in biraz daha in. Maalesef. Ay bu kız bu parayı nasıl ödesin? Size ne kadar kolay geliyor? Vallahi bu da bir düşmedi yakandan ha. Ay çok meraklıysa gelsin otursun bizle.
O Serpil cadısı da bu kızla bağını koparacaksın diyorsa kopar yani. Bakmaz vallahi senin gözün yaşına, ben sana söyleyeyim. Hadi İrem, hocana baksan. Hadi. Meşgule attı. Utanmaz. İşlemleri başlatmak mecburiyetindeyim. Bir de mesaj atsa. Bir mesaj atsa. Eve haciz geldi. Senin kredi borcun ödenmemiş. Beni ara. Bana birkaç gün müsaade eder misiniz? Arkadaşımı yollayacak birkaç gün içinde. Yasemin Hanım, sizi zor durumda bırakmak istemem ama... Lütfen. Sadece birkaç gün.